Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gezmeden görme serimizin 5. videosunu çekeceğiz. Van Müzesi'ndeyiz. Van Müzesi, Van şehir merkezinde bulunmaktadır. Van Müzesi'nde Urartu, Osmanlı, Selçuklu ve çeşitli uygarlıklara ait 40 bin eser bulunmaktadır. Müzenin bir bölümünde ise Van'ın etnografik değerleri korunmakta ve sergilenmektedir. Arkadaşlar, videomuzu izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi buyurun geçelim. Arkadaşlar, müzeye girer girmez karşımıza Urartu alfabesiyle yazılmış Urartu hükümdarının Van Kalesi'ni yaptırdıktan sonra kendi için kullandığı ünvanlar yazılmaktadır. İşte burada üçlü olduğuna güçlü kral, işte büyük kral, Biyaneli ülkesi kralı ve Tuşbaş şehrinin kahramanı şeklinde yazılar bulunmaktadır. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde şu görmüş olduğunuz noktalara bastığımız zaman şu şekil Van'ın tarihi ve önemli yerlerini sergiliyor. Şöyle basıyorum mesela şuraya. Evet, Dilkaya diyor mesela. Şuraya bastığımız zaman Şamran Kanalı diyor. Bir şurayı deneyelim. Evet, Çavuştepe Kalesi. Biraz Van Gölü'ne yaklaşalım, bakalım buralarda ne var. Şöyle baktık mı arkadaşlar. Şurası Van Kalesi. Şurası Kalecik Küt Alanı. Evet arkadaşlar. Şöyle dokunduğumuz gibi, ayağımızı vurduğumuz gibi bütün önemli yerler ve tarihi yerler sergilenmektedir. Şöyle basıyoruz, görüyorsunuz Kef Kalesi, bunun Süban Dağı. Şöyle geliyoruz, şurayı deniyoruz. Evet, bu da Nemrut Krater Gölü, burası Tazvan, şurası Tazvan mesela. Burası da geçmişte günümüze bak. Paleolitik Çağ. Şöyle geldiğimiz zaman Neolitik Çağ. Şöyle ilerliyoruz geçmişten günümüze doğru. Kalkolitik Çağ, Erken Turç Çağ, Orta Turç Çağ. Şöyle Sol Turç Çağ. Yani Erken Demir Çağ'ymış. Şurası da M.Ö. 850-840 yılları arasında Urartu Krallığı'nın hüküm sürdüğü dönem olanı görüyoruz. Görüyorsunuz zaten. Müzeyi ilerliyoruz şöyle. Şöyle gelelim. Erken Türk Çağı evi diyor burada. Burada da Erken Türk Çağı dönemini daha iyi anlayabilmemiz için canlandırılmış bal mumundan yanılmıyorsam yapılmış insan, kadın figürleri. Şurada da görmüş üzere zaten yazıldığı gibi Paleolitik Çağ'da yaşam. Burada eski dönemde iki insanların bir figürü. Arkasında hemen çadırları. Bunlar da daha önce herhalde insanların avladıkları geyikleri. Birer işte örnekleri. Bunlar da delici kesici aletler.
Şunlar da hayvan figürünün çizilmiş olduğu taş üzerine figürler. Kaya resimleri. Şurada da hayvan ve aynı zamanda insan figürleri çizimi var. Betimli kaya. Şöyle ilerleyecek olursa bir de idare gelelim. Şunlar da eski zamanda kullanılan çömlekler. Şu şekilde. Burada da öğütme taşları var. Eski zamanda insanlar buğdayları un haline, oradan da ekmek haline getirdikleri öğütme taşları. Burada da işte el baltası, çanak, çömlek. Şunlar iğne oluyor aşağıda. Şunlar iğne oluyormuş. Eski zamandaki. Geliyor çanak, çömlek. Şunlar da aynı şekilde farklı çanak örnekleri. Derin çanak olarak, çömlek olarak. Şurada da aynı şekilde. Evet. Vazo, kandil. Şunlar da minyatür çömlekler. Oyuncak araba tekerlekleri şunlar. Şunlar da minyatür çömlek. Şunlar ok ucu. Şunlar da ok uçları. Dokuma tarağı. Şuradaki. Bunlar da oyun taşı. Şurada da erken demir çağı mezar odası canlandırması yazıyor. Burada da son Tunç Çağı'nda kullanılan işte hançer örnekleri, boncuk dizisi, dilim başlı iğne, küpe gümüş örnekleri falan var. Burada ise, burada yine aynı şekilde hançer, kılıç, şunlar da kolcuklu baltaymış. Buraya geldiğimiz zaman, görmüş olduğunuz gibi o zamanki kolye, altın küpe. Yani o zamanki kolye ve altın küpe. Küpeler. Şöyle geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz oyuncaklar. Yine arka tarafta vazolar. Kuş biçimli düdükler. Şunlar kuş biçimli düdükler. Bunlar da boya bezemeli çömlek. Yine hançerler var. Boya bezemeli küp. Kuş figürleri. Yine aynı şekilde boya bezemeli çömlekler.
Burada da görmüş olduğunuz gibi yeşil renkli kireç taşından kabartma tekniğine yontulmuş çıplak bir savaş çerkeği betimlenmektedir. Bu görmüş olduğunuz da Urartu Krallığı. Bunlar da Urartu zamanı, Urartu Krallığı'nın hüküm sürdüğü topraklar. İşte Tunceli, Malatya, günümüz Erzurum, Ağrı, Nahçıvan, Tatvan, Bitlis, Hakkari. Hadi gelin bir de Urartu zamanında kullanılan malzemeleri inceleyelim. Bunlar da şey... Burada da görmüş olduğunuz gibi Urartu kalkanları, Haldin'in kutsal mızrağı, yazılı disk, bezemeli tapınak levhası, kalkan ve miğfer. Bunların hepsi savaşta kullanılan materyaller. Burada görmüş olduğunuz gibi kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış dünya üzerinde hiçbir yerde bulamayacağımız Urartu aslanı. Eski zamandaki tapınağın sağlı solu ön kısım giriş kısımlarına bunlar asılırmış. Burada da yelpaze sapları, çift renkli mozaik halka, bulla, rozet, çivi yazılı boncuklar ve deve başlı objeler vardır. Burası da Iris Tapınağı duvar sistemleriymiş. Şu görmüş olduğunuz Iris Tapınağı. Duvarda belirtilen figürler ise o zamanın sistemleri. Burada da görmüş olduğunuz gibi törensel ziyafet. Urartu genç kızlar ve kadınları bahar aylarında kırlara çıkarak doğa ile ilgili Tanrıçya'da göklerinin kraliçesi adına yemekli törene düzenlemekteydiler. Dokuma yapan Urartulu kadın canlandırılması. Burası da Çavuştepe Kalesi, Urartu Sarayı depo canlandırılması. Urartu'da savaş. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gördüm. Eski dönemde büyük kalkanmış. Burası Urartu savaş arabaları, görmüş olduğunuz gibi. Wow! Şöyle geldiğimiz zaman mızrak uçları. Bunların hepsi mızrak ucuymuş. Bunlar da işte tekerleklerin, o zamanki at arabaların aparatları mı diyelim günümüz Türkçesiyle. Şöyle geldiğimiz zaman da miğfer ve at omuz süsü.
Bunlar da ok uçları. Bakır şura, evet. Sadak ve ok ucu diyor ve yaprak biçimli ok uçları. Burada da Urartu döneminde kullanılan sütun kaideleridir. Şurada da Urartu alfabesi yazılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Burası açık hava tapınağı, bazalt taşından yapılmış. Aynı şekilde burası da Urartu döneminde Urartu alfabesiyle yazılmış açık hava tapınağı. Hepsi bazalt taşından yapılmış, üstünde zaten bilgileri yazıyor. Burası da görmüş olduğunuz gibi Urartu açık hava kutsal alanları. Eski dönemdeki Urartu halkı gelir burada kendilerini kutsuyorlardı ibadet amacıyla. Zaten şurada şekilde görüldüğü gibi örneği vardır hani. Şöyle size gösterelim. Burası da görmüş olduğunuz gibi Yeşil Alıç Urartu Açık Hava Kutsal Alanı. Az önce gösterdiğimiz gibi insanların daha önce gelip burada kendi kutsadıkları yer, ibadet amaçlı. Bu görmüş olduğunuz da Urartu imar taşları. Urartu kralları imara çok önem verirlermiş. Kralların en önemli icatları kale yani inşası olmuştu. Burada da görmüş olduğunuz gibi Urartu mezarının canlandırılması yapılmış. Böyle küçük bir oda şeklinde. İki tane iskelet kafası bulunuyor içeride ve iki tane de vazo. Burada da görmüş olduğunuz gibi Akdamara Kilisesi'nin bir minyatürü yapılmaktadır. Ve bu müzede sergileniyor. Burada da Akdamar Kilisesi'nin ceviz ağacından yapılmış kapısı. Burada da görmüş olduğunuz gibi Zırhlı Osman askeri canlandırması yapılmış. Burada da görmüş olduğunuz gibi Van kilimleri. Van ve çevresinde yaşayan insanlar o dönemde işte hayvancılıkla uğraştığı için koyunlardan elde edilen yün ile kilim dokumaktaydılar. Burada ise kilim ipi boyayan kadın canlandırılması. Burada da kemer, şöyle köstek, bilezik, ayna, semaver. Şöyle gidelim. Burada da savaş aletleri, silahlar. Şu görmüş olduğunuz silah barutla çalışıyor. İçine barut yerleştiriyorsunuz. Onlar da zaten şöyle eski zamanda kullanılan savaş aletleri, tüfekler, kılıçlar. Şöyle geldiğimiz zaman da taban, kepçe, şifa tasları, maşrapa olarak şunlar maşrapa. Evet, kaseler falan yer almakta. Şöyle geldiğimiz zaman ise kemer, kemer tokası, takunyalar, bileklik, yüzükler. Şunlar zaten hepsi şöyle yüzükler, evet, kemerler vesaire. Burada da görmüş olduğunuz gibi eski böyle bir tere yapmak için kullanılan materyal. Burada işte tere yapılıyor, figür olarak kullanılmış. Şunlarda da semaverler. Tamam mı? Kahve değirmeni, gaz lambası, şamdan mum makası. Şurada mum makası var.
Burada da gördüğünüz gibi balık satan bir adam ve ondan balık alan küçük bir çocuğun canlandırılması. Burada da balıklar var zaten. Bu da balık satıcısı. Burada da boncuk var. 20. yüzyıla ait kehribar yazıyor. Tezbihler. Şunlar da rahleler. Rahle. Sağat işlemez tekniğinin figürü bulunmakta.